Yurttaş Postası'ndan merhaba. 2 haftalık bir aradan sonra yine Yurttaş Postası'na devam ediyoruz. Bu hafta eğitim konuşacağız yine. Okullar açıldı 3 gün önce. Başka bir okul mümkün derneğinden Bager Akbay bizimle. Hoş geldiniz. Merhaba. Programdan önce de sohbete başladık. Çünkü aslında çok merak edilen, özellikle velilerinde eğitimle ilgili olanların çok merak ettiği bir dernek ve bir model başka bir okul mümkün. O yüzden ben de sizi bulmuşken daha program başlamadan sorularımı başladım. Dernekle başlasak önce, hani derneğin kuruluşu ve daha önce sanırım başka çalışmalar yapıyordu. Yani dernek aslında artık 10 yılını tamamladı zannediyorum. Ben de ilk süreçlerde yoktum. Ben uzaktan izleyen bir veliydim aslında. Yani böyle duydum, eşim dedi ya şurada bir toplantı var, git. Bir şeyler yapıyorlar, güzel bir şeyler olacak. Bir bak dediler, ben de baktım. Çok anlamadım başta. Sonra şey biliyorum, dernek önce bir okul kurmaya çalışıyor İstanbul'da ve o olmuyor. Sonra Bodrum'a gidiyor ve Bodrum'da bir okul kuruyor. Şimdi orada belirlenen şeyler var. İlk bakışta eksenler var. Yani bir alternatif eğitim var, işte demokratik var, duruş var, ekoloji var, işte özgün finansman var, bağımsız olabilmek için. Bunlar konuyor, 4 ana eksen konuyor ve bunlar üzerinden yapılar düşünülüyor. Bunlar uzun uzun tartışılıyor. Yani bunlar özel okulda olur mu? İşte devlet okuluna müdahale etme şansımız olur mu, olmaz mı? Ya da özel olacaksa nasıl bir yapıda olmalı? Yani biri mi yönetmeli kurmalı okulu, yoksa biz kooperatif kuralım, bunu başarabilir miyiz? Bir sürü şey deneniyor bu süreçte. İşte kooperatifler kurulmaya başlanıyor. Ben de orada devreye girdim. İstanbul'da, Anadolu yakasında işte bir anaokulu açtık biz Kadıköy'de. Koşan Kaplumbağa adında bir anaokulunu açtık ve ben orada o okulun kuruluş sürecinde girdim. Ve benim niyetim şuydu aslında. Hem kızımın gidebileceği bir güzel bir anaokulu olsundu. Ama bir yandan da şimdi alternatif şeyler denemek çok önemli. Yani çeşitliliğe çok inanan biriyim. Farklı şeylerin denenmesi gerektiğine inanan biriyim. Tek doğrunun olmadığına inanan biriyim. O yüzden bu neden yapılmıyor? Yani bu yapılmıyor. Bunda bir bilgi var, bir deneyim var. Bunu görelim istedim. Tabii Türkiye'de şey zor. Beraber bir şey yapmak zor. Biz apartmanın giderlerini, gelirlerini toplu halledemeyen bir duruma düştük maalesef. Bir de maalesef katılımcı olunca daha da zor oluyor. Siz çok katılımcılığa şey önem veren bir derneksiniz. Yani böyle hiyerarşinin olmadığı ya da işte o dışarıdan öyle görünüyor. Aynen öyle, aynen öyle. Zaten işte ama orada şöyle bir şey oluyor. İşte hep beraber konuşma kültürünü çocuk yaşında almadığınızda bunları büyük yaşta yapmak oldukça zor bir problem. Çünkü bakın biz oturup beraber bir şirket kurmaya kalksak, kooperatif kursak ama yine şey anlamında iş için kooperatif kursak, belki o daha kolay olur ama o bile zor. Bir de kendi çocuğumuz işin içinde çocuğun eğitimi var vesaire, zor bir problem böyle bir birliktelik kurmak. Çünkü kültürü yok Türkiye'de. Daha doğrusu bizden önceki 20-30 yıl bu unutulmuş diyeyim. Avrupa'ya da baktığınızda bunlar işte demokratik okullar deniyor. Bunların böyle 50 yılda falan oturuyor bunlar. Neyse biz o kooperatifi kurduk. Bir sürü vaka yaşadık vesaire. Okul bir şekilde kuruldu, güzel hale geldi ki şu an 3. 4. yılında artık oturmuş durumda. Biraz da şeyiz. Tabii böyle özellikle İstanbul'da çok heyecanlıyız, hızlı istiyoruz artık. Modern toplumda biz onu yapıyor. Hemen sonuç alalım, süper bir şey yapalım istiyoruz. O çok öyle olmuyor. Yavaş yavaş oturuyor. Kendi kültürü oturuyor kurumun. Kooperatif o şekilde devam ediyor. Dernek ise bu kooperatif modeli tamam belirli oranda yayılıyor ama sağlıklı olmayabilir çok hızlı büyümesi. O yüzden dernek bir süre sonra öğretmen eğitimine doğru yöneliyor. Yani diyor ki aslında biz BOM okullarında değil, bütün okullarda, yani özel okullarda, devlet okullarında bir sürü buna hevesli hoca var, öğretmen var. Bu öğretmenlere nasıl bir şey yapmaya çalıştığımızı anlatalım. Onları bu konuda donatalım, bu temel beceriler konusunda. Yani katılımcı ve barışçıl sınıflar deniyor buna. İşte bunları oturtalım diye duyurular açmaya başlıyor. Ve bir sürü öğretmen geliyor. Yani Anadolu'dan, işte bir sürü yerden, özel okuldan, devlet okullarından, köy okullarından öğretmenler geliyor. Ve beraber şeyi konuşuyorlar aslında. Yani çocuk nedir? Ve bunların üzerine atölyeler yapıyor. Çocuğun ne olduğu tartışılıyor, modern tanımlama. Ziya Hoca da işte mesela bu konulara çok ilgili. Onun dışında şeyler konuşuluyor. Beraber problem çözme becerileri. Teşekkür ederim. Beraber problem çözme becerileri. Sınıfta bir şey olduğu zaman öğrencilerle, katılımcılarla beraber bunu nasıl çözeriz? Yani biz bu problemi anladık mı? Çünkü işte öğretmenden bekleniyor çoğu şey ya da müdürden. Bu da sorun yaratıyor. Çünkü öğretmen de bir insan ve o kadar deneyimli değil yani. Ve olması da gerekmiyor. Bunların çözüm yöntemleri. Mesela sınıfta nasıl tartışma yapılır?
Çünkü risk anlamlı bize şey gösterdi. Sen konuş, sen konuş, şimdi sen söyle. İki grup olun, tartışın, şimdi oylama yapalım. Yani tek yöntem bu mu? Yani oylama mı yapmamız gerekiyor? Uzlaşamıyor muyuz mesela? İçermeci modeller yok mu? Çünkü artık elimizin altında internet var ve dünyadaki bu tip yapıları çok güzel analiz edip çok güzel sosyal araçlar çıkartabiliyoruz. Mesela şiddetsiz iletişim var, işte derin demokrasi var, işte sosyokrasi var. Böyle bir sürü model var ve bunlar oturmuş ve denenmiş modeller. Bunları uyarlamaya başladığınızda bir sınıfa, sınıfta şeyi görüyorsunuz. Herkes daha huzurlu olmaya başlıyor. Biraz modeli hani anlatmaya başladınız. Ama şu anda benim anladığım dernek okul açmıyor değil mi? Modeli yaygınlaştırmaya çalışıyor. Evet. Yani bu modelle eğitim yapan okullar var mı şu anda? Var var. Şu an şöyle şimdi dernek modeli belirliyor diyelim. Ve onun altında başka proje. Modelin yaygınlaşması için, o vizyonun yaygınlaşması için bütün projeler açık. Kooperatifler bağımsız dernekten. Yani mesela işte Mardin'de bir kooperatif şey diyebiliyor. Ben buraya okul açacağım ya da İzmir'de bir kooperatif ben buraya okul açacağım diyebiliyor. Bu kooperatifler kısmen dernek tarafından böyle hazırlanıyor diyelim yani. Bir sürü rehberlik yapılıyor. Ama kendi kendilerinin olması bekleniyor kooperatiflerin. Kooperatifler okul açabiliyorlar. Kooperatifleri veliler örgütlüyor. Tabii tabii veliler örgütlüyor tamamen. Çünkü aslında ilk şey o. Yani kooperatif modelindeki yapı o. Veliler birleşip problemlerini beraber çözsünler. Lakin burada şeyin de hazır olmadığı, altyapının hazır olmadığı durumlar var. Mesela devlet desteği vardır normalde özel okula giden öğrenciler için. Kooperatif de aslında baktığınızda özel okul gibi gözüküyor. Normalde bu tip kooperatiflerin devlet tarafından direkt desteklenmesi lazım ama böyle bir uygulama yok mesela. Bunlar bazı finansal problemler yaratıyor. Çünkü gerçekten de devlet okulundaki bir çocuğa harcadığı parayı en azından o kooperatife vermesi lazım ki kooperatif sürdürülebilir olsun. O yüzden kooperatif bir sürü teknik zorluklar yaşıyor. Bunlar yaşandığı için de belirli bir kesim bundan yararlanabiliyor oluyor. Ama oradaki hikaye evet veliler birleşiyor, kooperatifi kuruyor, bir bina buluyor, kiralıyor, öğretmen ilanı çıkıyor, öğretmenlerini eğitime yolluyor, farklı eğitimleri ya da BOM derneğinin verdiği eğitimleri ve okulu kurmaya çalışıyor. Bir yandan da dernek bunun dışındaki modelleri de deniyor. Farklı iş birliktelikleri yaparak bu fikri yaymaya çalışıyor. Evet. Şimdi şu anda halihazırda kaç tane okul var bunu modeli yapan Türkiye'de? Şimdi İzmir var, Ankara var yıllardır yapan, İstanbul var, işte Eskişehir açıldı, Çanakkale duruyor galiba. Web sitesinden bütün bilgiyi alabilirler. Bak. Bir sürü farklı yerde deneniyor. Web sitesinde söyleyebilirsiniz bu arada. Evet, çünkü ulaşmak isteyenler başka oluyor. Başka bir okul mümkün.net web sitesi. Sosyal medyanın da hani Facebook'ta, Twitter'da hepsinde size ulaşabiliyorlar. Başka bir okul mümkün diye ararlarsa ayrıntılı bilgiyi bulabilirler. Sitesinden bütün bilgiler var. Sosyal medya hesapları da var. Ama dediğim gibi şeyi beklememek lazım. Şimdi bu kolektif bir yapı olduğu için hazır pazarlanmış bir ürün gibi her şeyin net, berrak olmasını beklememek lazım. Bunlar klasik STK şeyleri aslında yaklaşımları. Yani içeride bir sürü farklı yüz var. Zamanında başka bir okul mümkün fikriyle tanışmış kişiler. Ha ben biliyorum o böyle bir şeydi demeleri de yanlış oluyor. Çünkü zaman içerisinde bu tip oluşumlar değişiyor. Yani veliler böyle hani bu konularda bir hap gibi hani böyle bir şey alacaklar ve bütün sorunları çözülecek gibi düşünüyor evet, da evet. Böyle olmadığını... İmkansız zaten. Yani günümüz zaten buna izin vermiyor. Günümüzde sürekli değişen durumların içerisindeyiz. Adaptif olmamız lazım. Yeni durumlara karşı. Yani biz eğitimi atölye şeyleri tasarlıyoruz. Mesela katılımcı barışçı sınıflar eğitimi tasarlıyoruz. Uygulanıyor. Başka bir ihtiyaç çıkıyor. Size o eğitimi değiştirmeniz gerekiyor. Sonra biri gelip diyor ki ya diyor işte ben mesela bu sene tartışılan konulardan biri. Neden kooperatif olmak zorunda? Özel okulda bu yapılamaz mı diyor. Başka biri gelip diyor ki devlet okulunda biz bunu yapamaz mıyız? Yani biz bir veli topluluğu kuracağız. Devlet okulunda bunu yapmak istiyoruz diyor. Çünkü herkesin farklı ihtiyacı var. Dernek de bunları oturuyor, tartışıyor bütün yapılarla. Yani o tartışmada böyle 5-10 tane bilir kişi var onlar karar veriyor gibi bir durum yok. Kooperatiflere soruyor, öğretmenlere soruyor. Başka işbirlikleri yaptığı yerlere soruyor. Herkesten bir fikirler toplanıyor. Ve dernek diyor ki okay, bizim kaynaklarımız şuna yetiyor. Biz bunu yapabiliyoruz ama siz bunu yapabilirsiniz deyip açıyor. O yüzden mesela benim de derneğe girişim böyle. Yani ben şunları neden yapmıyorsunuz diye gelip tamam o zaman sen onları yap. Madem bunu yani, istiyorsun. Aynen öyle yani. Dolayısıyla burada bir katılımcı bir duruş var. Şey yapmamak lazım. Başka birileri başka bir dünyada bunları yaratıyormuş gibi düşünmemek lazım. Aynı gerçeklikte yaşıyoruz hepimiz. Ve gerçekten denememiz gerekiyor farklı yöntemleri ve birbirimize o deneyimleri aktarmamız lazım. Bütün şey bu aslında. Biraz bahsettiniz ama hani
şey olarak yani biraz daha mesela ayrıntısına girdiğimizde başka bir okul mümkün derken yani bu işte bu sloganla yola çıktığınızda o modelde neler var ve ondan sonra da aslında bizim eğitim sistemimizin şu anki durumuyla bu nasıl dönüştürülebilir üzerine belki konuşuruz. Şimdi yani katılımcılık çok önemli. Başka bir okulun ana şeylerinden biri bu. Hatta çok ismine takılmamak lazım aslında bence. Alternatif bir okul aslında. Bir sürü alternatif şey gibi. Ama zamanında umarız yani 30-40 yılı alternatif olmaz, standart bir şey olur. Çünkü hepimiz şunu istiyoruz. Çocuklarımızın kendi hayatları hakkında fikir sahibi olmasını istiyoruz. Katılımcılık aslında bu demek. Yani ben oradayım, benim de fikrimi alın. Yani çocukları çünkü şey gibi düşünüyoruz. Çocuklar gerçekten bir azınlık grubu. Yani onlar yetemez, onlar yapamaz. Aman onlara iyi davranalım. Yani çoğu iyi yapmaya çalıştığımız şey aslında onlara zarar veriyoruz. Çok basit bir örnek vereyim. Türkiye'de neredeyse hiçbir evde bir çocuğun odasına kapı çalarak girilmez. Tabii odası varsa. Odası olmayan da bir sürü çocuk var. Ama odası varsa bile kapıyı çalarak yani giremez. Girmez insan. Kapıyı açar geldi açıktır o kapı. Bu bile aslında çocuğun küçük yaşta özel kendi başına olmasına karşı bir engeldir. Çocuğun yönetebildiği bir alan yoktur. Yani anne baba bir şekilde müdahale etmek ister o alana. Orası benim evim der ve benim evim böyle olacak der. Şimdi buradan başlayarak evde katılımcılığın olmadığını görüyoruz. Kültürde bu yok. Çünkü neden? Çocuğu kendi odasına bıraktığınızda ve kendi başına kaldığında çocuk önce bunu test edecektir. Gerçekten beni bıraktılar. Önce bir gürültü yapacaktır. Odada olay çıkartacaktır. İşte su basabilir, böcek basabilir bir şey olabilir. O vakaları atlatmamız gerekiyor. Yani bak yapamadın deyip tekrar kontrol almamak, çocukla beraber bunları anlamlı bir şekilde atlatmamız lazım. Aslında galiba velilerde şöyle bir şey var. Yani hem çocuklarının farklı olmalarını istiyorlar. Hani üretten işte her konuda başarılı. Ama bir yandan da aslında hiç yorulmadan ya da işte hiç sıkıntı çekmeden bunlar olmasını istiyorlar. Ve o yüzden de aslında başlarına gelebilecek herhangi, bütün her şeyi önceden bertaraf ederek mükemmel çocuk olmalarını istiyorlar. Tırnak içinde diye. Tabii 20. yüzyıl şöyle bir yüzyıldı. Biz birilerinin bildiğine inanıyorduk. Üniversitedeki profesörler kesin bunu çok iyi biliyordur. İşte devlet çok iyi biliyordur. Kocaman şirket onlar mı bilmeyecek falan diyorduk. 21. yüzyılda kimselere çok fazla bir şey bilmediği ortaya çıktı biraz. Yani karşılaştığımız durum bu. O yüzden biraz elimizi taşın altına sokmak lazım. Yani bunun süper formülü yok. Hatta şöyle bir durum mümkün değil. Yani gelişim istiyorsanız risk vardır. Bunun kaçarı yok. Yani çocuk gerçekten kendi başına mesela okulda en basit bir örnekten gidelim. Okulda daha çok üretim yapsın istiyoruz çocuklar. Çünkü üretim yapmayan bir neslin gerçekten ileride kendi problemlerini çözmesi, işte dünyada iyi, yararlı bir nesil olması mümkün değil. Üretim yapmak neyle oluyor? Alet edevatla oluyor. Alet edevatla uğraştığınızda çocuk yaralanabilir, riskleri var, güvenlik riskleri var. Şimdi biz bir çocuğumuzun eli kesildiğinde okulda, aa diye olay çıkartıyorsak daha ne olduğunu anlamadan, çocuğa sormadan, ne yapıyor okul yönetimi ya da oradaki idare eden kişiler? Ha tamam diyor, bu riskli. Biz buna girmeyelim. Biz bu atölyeyi kapatalım. Ki laboratuvarlarda hep genelde bu oluyor. Evet. Aletler bozuluyor. Biz bunlara girmeyelim. Ya gidiliyor böyle çok güzel aletler alınıyor okula. Devlet veriyor ya da işte özel şeyle ya da aile birlikleri alıyor. Sonra aletler bozulmasın diye kapıyı kilitliyorlar. Konu kapanıyor, mutluyuz. Alet var mı? Var. Çocuk öğrendi mi? Hayır. Umurumuzda değil. Yani çocuğa soruyorsunuz. O da şey diyor. Evet evet bizim okulda var süper falan diyor ama hiç kullanmamış. Şimdi bunu biraz dürüst olmak lazım. Bence burada şeffaflık ortaya çıkıyor. Bunları deneyimlemek gerekiyor. Yani ailelerin de bu konuda rahatlaması lazım. Bence zaten şu an eğitimin önündeki en büyük engel veliler aslında. Yani çünkü veliler eğitimi kendi çocukluğundaki gibi zannediyor. Yani velilerin tekrar sınıfa sokulması lazım belki. Yani neden şu anda yeni hocaların aslında yeni eğitimcilerin çok daha modern yöntemler izlediklerini görmeleri lazım. Ve onlara müdahale etmemeleri lazım. Sorun o yani. Müdahale etmeye... Aslında veliler okulun sistemindeler ama karar arama mekanizmasında değiller. Yani hani evet. Okulun içine giriyorlar işte bazı bütün atölyelerine ya da bazı şeylerine mesela anneler var, işte sınıf anneleri var. Bütün ihtiyaçlar konusunda oradalar. Evet. Ama eğitim söz konusu olduğunda, eğitim modeli veya işte eğitimin içeriği daha doğrusu bu konuda hiç söz hakkınız yok. Ama şimdi bakın orada söz hakkınız olmaması çok doğru. Çünkü o okul sizin için değil. O okul çocuğunuz için. Çocuğunuzun söz hakkı olması lazım. Oradaki eğitimcinin söz hakkı olması lazım. Şimdi bir sınıf düşünün. Sınıfta çocuklar var, eğitimci var. Eğer bu sınıf hakkında söz hakkı devletteyse, müdürdeyse o sınıf olmaz. Velideyse yine olmaz.
oradakilerin olması lazım. Yok öyle hani söz hakkı derken tek söz hakkı değil ama bazı mesela diyelim ki içerikle ilgili konularda. Hiçbir konuda söz hakkı olamaz. Olamaz diyorsunuz. Hatta şeyin de olamaz yani müdürün de olamaz. Şimdi, tavsiye edebilirler. Yani veli bir şey diyebilir ki ya bunu niye yapmıyorsun? Merak edebilir, sorabilir. Böyle yapılmalı deme hakkı yok. Çocuk bunu diyebilir. Şimdi bakın yani oradaki ana karakter çocuk ve öğretmen. Ve biz bunlara düzenleme getirmeye çalışıyoruz çocuğu dışarıdan. Çocuğu edilgin kılmaktan vazgeçmek lazım. Yani sizin şunu yapmanız gerekiyor. Çocuğunuza sormanız ve o cevap verirken onu dinlemeniz gerekiyor. Bu çok zor bir şey. Yani bakın çocuğunu dinlemek çok zordur. Ve çoğu anne baba çocuğunu dinleyemediği için çocuk da onları dinlemez. Çünkü iletişim kopmuş olur. Çocuğumuzun gerçekten sürekli değiştiğini bilmemiz gerekiyor ve ne dediğini dinlememiz lazım. Soru sormamız lazım. Anlamamız lazım. Çocuğunuz işte ben daha fazla dans etmek istiyorum diyorsa ama çocuğun biraz da matematik çalış dememek lazım. Şeye bakmak neden daha fazla dans etmek istiyorsun? Ne eksik? Ya da çocuk mesela evde bana çok geçiyor. Tabletle oynuyor çocuklar diyor anne baba. Ben dedim alternatif olarak ne yapıyorsunuz? Ya evde böyle çok mutlu ve eğlenceli bir şeyler oluyor da çocuk tabletle oynuyorsa o başka bir şey. Ama siz oturuyorsanız, televizyon izliyorsanız, işte hani sıkıcı bir ortam varsa, kimse konuşmuyorsa çocuğun tabletle oynaması belki ya da kavga ediliyorsa evde travmadan kaçıyor olabilir çocuk. Dolayısıyla çocuğu öne almak lazım. Onun söz hakkı olması gerekiyor. Yani şey kolay değil. İlk çocuklara bunu sorduğunuzda size muhteşem cevaplar falan vermeyecekler. Çünkü ilk kez hak verilen kişi daha bunu kavrayamaz. Ama yavaş yavaş birbirleriyle tartışa tartışa çok güzel yerde ve bunların işe yaradığını göre göre çocuk diyecek ki saçma sapan bir şey isteyecek. Sırf bunu sizi test etmek için isteyecek. Gerçekten bana hakkı verdiler mi? Yoksa benimle oynuyorlar mı diye. Sizin izin verip o acemiliği yaşayıp sonra da oradan işte ustalığa doğru geçmesini görmeniz lazım. Ve çocuğunuz 15 yaşında yani ben ona karışmıyorum. O aklı başında biri ve istediği kararı verebilir. Yaptığı şey bana garip gelebilir. O zaman soruyorum ne olduğunu ve genelde bana açıklıyor. Bazen anlaşamadığımız oluyor ama karışmıyorum çünkü o da bana karışmıyor diyebiliyorsanız bir çocukla ilgili. Çocuk olmuştur zaten, yani bireydir. Dolayısıyla bunlar için düşünmemiz lazım. Bu katılımcılıktan kestim ama katılımcılıktan söz edilmişken yani burada çocuğun katılımı onun dışındaki katılımcılık öğretmenin zaten şeyin içinde yani kararın içinde. Hani bu modelde katılımcılık derken tam olarak hangisinden bahsediyoruz? Sınıf içinden bahsediyorsak çocuk ve eğitimcinin katılımcılığı. Yani oradaki bireylerin katılımcılığı. Çünkü illa okul olmak zorunda değil. Ama okul aile birliğinin tabii ki yapması gereken destekler var. Yani çocuğun o katılımcılığını yapmak için belirli altyapı, hazırlık lazım. Yani siz okulda neler olduğunu bilmiyorsanız yanlış müdahaleler edebilirsiniz. Bu yüzden onlara ihtiyaç var. Ya da mesela şeyi engellemeniz zor olur. Devletin ya da oradaki müdürün, yöneticilerin, belediye başkanı vesaire yanlış bir müdahalesini engellemek olabilir. Ya da mesela okulun bahçesi var ve bahçe çok tek düze ve olasılıklar yaratmıyor. Aile birliği bunu yani destek verebilir. İşte orada beceren birisi gidip oradaki bahçeyi düzenleyebilir, bir şeyler yapabilir vesaire ama bunu kendi karar vermemesi gerektiğini anlaması lazım. Çocuklara, öğretmenlere sorması gerekiyor. Yani artık bu devirde olayın başına gelen kişiler, yani şu eğitimin aslında müşterisi diyebiliriz kötü bir tabirle çocuk. O zaman oysa o karar verecek. Ya onun başına geliyorsa ve öğretmenin başına geliyorsa oturup onlar o katılımcılığı yapacak ve bunlar kendi içinde barışçıl olacaklar. Siz şunu diyebilirsiniz. Ben bir veli olarak çocuğumun işte ileride şunları şunları yapmasını talep ediyorum diyebilirsiniz. Şimdi çocuğunuzu bu konuda dikte mi edeceksiniz, ikna mı edeceksiniz? Sorun orada. Yani veli diyor ki hayır ben çocuğum illa öyle olsun istiyorum. Ya buna hakkımız olmadığını artık anlamamız lazım. Çocuğu buna ikna etmemiz gerektiğini, tavsiye vermemiz gerektiğini. Bir şekilde gerçekten de yani çünkü şey yapmayalım. Bir yandan otoriteyi eleştirirken yeni bir otorite koymayalım oraya aslında. Yani endişem orada. Ama BOM'un o kooperatif yapısında evet veliler mesela birleşip okulun temel problemlerini çözüyor. Ama orada şunu kimse yanlış anlamasın, okula eğitime karışmıyorlar. Karışırlarsa çöküyor zaten yapı. Çünkü eğitimcinin bu sefer elini kolunu bağlıyor. Düşünsenize okulun patronu veli, eğitimcinin yaşayacağı problemi düşünün yani. Yok o çok tehlikeli olabilir. Biz bahsettiğim yüzden böyle bir karar alma mekanizması değil ama hani bazen mesela şimdi öğretmenler de çok farklı bir eğitim süreçleri yapabiliyor. Ya anlatırken mesela örnek kullandığı örnek mesela siz çocuğunuza işte diyelim ki çok farklılıklar açık bir şekilde yetiştirmeye çalışıyorsunuz ama öğretmen tek tip kültürden.
Mesela, öğretmen çocukları dinlemiyordur orada o zaman. Tabii ki. Mesela hani çok böyle dikte edici veya işte diğer başka kültürleri eksiltici bir şekilde konuşabiliyor. Hı. Mesela bu konuda işte diyelim ki hani öğretmenle bunu konuşabilmek mesela sorun. Çünkü o zaman öğretmen orada bir iktidar sahibi olarak evet. siz ona hani tabi olmak durumunda kalıyorsunuz. Bu konuda kesinlikle katılıyorum. Çünkü şunu diyorsunuz. Öğretmenin yaptığı uygulamanın katılımcı olmaması, içermeci olmaması, çeşitliliğe saygı duymaması durumunda bununla ilişkili müdahale olmak. Bu okey. Ama çocuk bunu söyler. Yani siz çocuğa sorduğunuzda tabii çocuk zaten seni dinliyor mu öğretmenin? Sizin kararlarınıza değer veriyor mu? Yani seni dışlıyor mu diye sorduğunuzu anlarsınız. Dolayısıyla şeye tamam yani katılımcılığı destekleyecek bir şekilde velinin etkin olması tamam. Ama müdahale etmemesi anlamı diyorum. Ama dediğiniz doğru yani tek tipleşme çok tehlikeli bir şey. Tek tipleşme zaten yani artık işe de yaramıyor. Yani bu yüzyılda tek tipleşme bütün yapıları çökertiyor. Çünkü sizin aslında çevikliğinizi de yok ediyor. Çünkü siz diyorsunuz ki ya biz çok çeşitliydik, farklılıklar vardı içimizde. Bunların güzellikleriyle yaşıyorduk diyorsunuz. Tek tip olduğunuzda daha kontrol edilebilir ve zayıf hale geliyorsunuz aslında. Mesela bence tabii ki oradaki o sınıf içerisindeki çeşitliliğin korunması anlamında çok haklısınız. Bunda sonuna kadar katılıyorum. Ama bazen bunu yapalım derken yanlış yere müdahale ediyoruz. Ya örnek vereyim bir tane. TÜBİTAK'ın yarışma şeyleri vardı. Böyle liseler arası proje yarışmaları. Ve bu yarışmalar böyle bir şekilde çok güzel yürütülüyordu. Yani çok başarılı sonuçlar çıkmıyordu ama bir şekilde güzel gidiyordu. Ve devlet okullara bütçe veriyordu. Ve bu bütçelerin harcamaları çok ağır denetlenmiyordu. Çünkü çok zor bir şey. Ya eğitimciye bunun denetlemesini vermek zormuş. Hafiften denetleniyordu. Sonra bir şekilde böyle şeyler çıktı. Garip haberler çıktı. Şöyle komik projeler, işte saçma projeler destekleniyor falan diye böyle haberler çıktı. Ve haberler doğru değildi bu arada. Yani öyle onları yaymaya çok meraklıyız. Onlar yayıldı. Evet. Sonra devlet bu sefer bunları denetleme mekanizması koymak zorunda kaldı. Şimdi çocuklar projeleri önceden haber vermek zorunda ve denetleniyor. Kendi kendimize bürokrasi yarattık. Yani bazen şunu yapıyoruz, eleştirirken geri dönmek, muhafazakarlığa doğru itiyoruz yapıyı. Açmaya doğru değil. Bu anlamda dedim. Yani dikkat etmemiz gereken şey bu. Bizim bugünlerde ihtiyacımız olan tek şey Türkiye'de iyi örnekler oluşturup, çeşitli örnekler oluşturup bunları yaymak. Biraz yaymak ama. Şunu yapmamamız lazım. Yani başka bir okul mümkün. İlginç bir şey söylüyor. Ve etkisi de oluyor. Bunlardan anlarsınız? Oradaki eğitim gören öğretmenlerin yüzlerinden anlıyorsunuz. Yani diyor ki evet ben sınıfımda başka bir şey yapabiliyorum artık ve daha mutluyum diyebiliyor. Ve burada eğitim görmekten, oradaki şeye katılmaktan da mutluyum diyor. Şimdi bunun şey düşünmemek lazım. Bunu alalım, bütün dünyaya yayalım. Hayır, yani artık tek bir doğru yok. Bu doğrulardan biri, bunu da kullanalım. Aa şurada da başka bir şey deniyor. Daha klasik mesela, daha sert bir lise var. Çocuklar ondan da memnun olabilir. Bilmiyorum yani gerçekten. Farklılıklar yayına dursun, tek tipleşme olmasın derdiniz aslında. Zaten hani eğitimin tek tipleşmesini eleştirip ondan sonra da tek model dayatmak gibi bir saçmalık olur. Ama hani yapısal sorunlar var sonuçta eğitimin çok da konuşuluyor ondan sonra. Şimdi biraz da umut ışığı serpildi bakan değişikliğiyle tabii. birlikte eğitimden gelen birisinin olmasıyla. O yapısal sorunları düşündüğümüzde siz işte mesela katılımcılık diyorsunuz, demokratik sınıflar diyorsunuz, şeffaf finansmanların şeyi. Yani bunları mesela bunun işte tek tip eğitime de karşıyız. Bunu aslında eğitim sistemi istese de bütün her yere model olarak da dayatamaz. Ama hani bu model nasıl daha yaygınlaştırılabilir? Ya da mesela o sınıflar nasıl daha artabilir? Siz öğretmen ağları üzerinden yürüyorsunuz, öğretmen eğitimleri üzerinden. Onun dışında neler yapılabilir? Şimdi bir sürü şey var. Şimdi öğretmen eğitiminin devam etmesi lazım, artması lazım. Farklı gruplara modellenmesi lazım. Mesela Ziya Hoca da mesela, yani Ziya Hoca ile görüştük. İşte BOM Derneği olarak gittik ve bazı denemeler yapacağız. Bence pilot olarak devlette bunların denenmesi lazım. Bunlar üzerine çalışmalar da yapılacaktır eminim. Onun dışında mesela kooperatifçiliğin ayrıca yürümesi lazım. Hatta şu an bir kooperatifçilik treni uygulaması var. Sadece eğitimde değil, başka konularda da bir model olarak tekrar tabii, çok ortaya önemli. Çıktı. Tabii, kooperatifçilik önemli. Karar alma daha katılımcı. Yani bu kadar basit. Şimdi şey yapmak lazım, yani eski siyasi bağlamlarında bunu düşünmemek lazım. Katılımcı yapıları seviyoruz. Yani birisi bize dikte etsin istemiyoruz. O zaman katılımcı yapıları oturup çalışmamız lazım. Ve bir kooperatif yaptık battı diye de bütün yapıyı kötülememek lazım. Daha katılımcı bir yapı. Daha zor bir yapı bu arada. Yani gerçekten de zor. Çünkü beraber karar almayı bilmeyen bir toplumda zor ama bu zor olması şu demek değil. Buradan gitmeyeceğiz demek değil. Bir sürü ülke buradan gittiği için çeşitliliğe sahip. Dolayısıyla bir yandan işte kooperatifçilik treni uygulaması var şimdi.
O da çok güzel, ona bakabilirler. O başka bir yere götürüyor. Sınıflar içerisinde yapılan uygulama başka bir yere götürüyor. Sonra şeyde çalışılıyor mesela. Bazı işbirlikçi ortaklarıyla, iş ortaklarıyla buradaki üretilen bazı dokümanlar dijitale çevrilsin. Bunlar Türkiye'deki bütün okullara, devlet okullarına yayılsın. İşte EBA üzerinden vesaire. Bunlar da çalışılıyor. Dolayısıyla yapılabilecek çok şey var. Her tarafından girebilir. Mesela bir tane şimdi şey var. Bazı BOM okullarındaki veliler devlet okullarında bunları yapmaya başladı. Nasıl, yani, nasıl uygulamalar yapıyorlar? Şöyle, aslında okul aile birliğini işlevsel hale getiriyorlar. Okul aile birliği normalde çok ciddi bir şey çözmüyor. Yani bazen vaka yaratabilir, bazen yapabiliyor. Yapanlar çok güzel örnekler var Türkiye'de bu arada. Ama çok büyük bir yapısı, rolü yok. Yani şöyle bir şey görmüyoruz. Bir okul aile birliği nasıl olmalı? Tamam, bununla ilgili aratın internette, doğru dürüst bir şey bulamazsınız. Yani kültürü nasıl olmalı, yaklaşımı nasıl olmalı üzerine. Şimdi bunlar üzerine çalışıyorlar. Çünkü okul aile birliği aslında öğretmenin ve öğrencinin o sınıfta katılımcı bir yapı kurabilmesini destekleyecek şekilde olmalı. Ha güzel, bu ne demek? O zaman okul aile birliği ne yapacak bu konuda, destek verecek? Nerelere bakacak? Öğretmenlere nasıl destek verecek? Çünkü şöyle düşünün. Yani haftada 30 saat, 40 saat derse giren bir sürü öğretmenimiz var. Sonra biz bu öğretmenlerden şey bekliyoruz. Yaratıcı düşünme, çocuklara rol model olma. Ya zaten öğretmen bitmiş durumda. Nefes alamıyor yani. Zaten insanlık dışı bir saatte çalışıyor. Bir de bu derslere hazırlanmasını bekliyoruz bu kişinin. Ne zaman hazırlanacak? 80 saat mi çalışacak haftada? Mesela bunları koruma nasıl rahatlatabilir? Ne bileyim işte, dışarıdan biri gelir, bir uygulama yapar, öğretmen en azından bir saat dinlenir. O sırada kendi dersini planlar vesaire. Bir sürü şey yapılabilir. Biraz daha çözüm odaklı gitmek ve şeyle gitmek. Yani öğretmenim, hani biz seni kurtarmaya geldik diye değil. Öğretmenim, bir şeye ihtiyacın var mı? Yani katılımcılığı o boyuta da çekerek. Yani müdüre gidip, yani müdürü çok sevmediğiniz biri olabilir ama bunu sormanız çok güzel bir şey. Çok güzel bir ilişki başlangıcı. Yani biz bu okulda daha güzel bir şey olmasına destek olmak istiyoruz. Bizden bir şey istiyor musunuz? Yani kimse bundan bir şey kaybetmez. Hı. Ve hatta kendinizi mutlu hissedersiniz. Yani insanlarla beraber bir şey yaptığınız için. Bir yandan da bu alternatif eğitimde de hem STK'lar hem de işte kooperatifler, yani bir yaygınlaşma söz konusu. Evet. Onların kendi içindeki süreçlerini düşününce neler yapılabilir veya şu ana kadar yapılmayanlar size göre? Yani çok fazla şey var ve yapılıyor da ben yani eğitim STK'nın inanılmaz şeyler başardığını düşünüyorum. Yani köy okullarıyla çalışanlar var, genel işte dijital projeler yapanlar var, problemli bölgelere müdahale edenler var. Ben artık çok fazla o konular destek çıktığını düşünüyorum. Sadece Türkiye'de şey çok yok. STK'lara bağış yapma, düzenli destek verme kültürü yok. Yurt dışında bazı ülkelerde görüyoruz. Yani bazı güvenilir büyük STK'lar, büyük kurumlar şeyi analiz ediyor. STK'ların verimliliğini analiz ediyor. Bunlarla ilgili raporlar yayınlıyor. Ve diyor ki şu kurumlara bağış yapmanızı tavsiye ederiz diyor. Ve orada şeyler çıkıyor mesela, yurt dışında çok görüyorum. Yani biri diyor ki ben ayda 20 lira, işte 20 dolar ya da 20 euro neyse bağış yapıyorum diyor. Bunun 7'sini şuraya, 3'ünü buraya, 1'ini buraya. Yani 1 lira bağıştan bahsediyoruz. Bu çok güzel bir şey yani. Çünkü bu para anlamında da değil sadece. Sizin bir STK'nız var ve size 1500 kişi ayda 1 lira yolluyorsa, bilirsiniz ki arkanızda sizin davanızı destekleyen biriler var, birileri var, hatta inanan birileri var size. Bu bile çok kuvvetlendirici bir şey. Bizim kültürümüzde bu yok. Biz genelde o şeyde... Gönüllülük de çok az. Evet, evet. Genelde çok şey var. Dini konulardaki STK'larda bir bağış kültürü var. Hı. Ama onun dışında mesela eğitim konusunda, işte efendim bilim konusunda, sanat konusunda bu oturmamış durumda yani. Kültürümüzde bu önemli taraflarından biri. Ama bir yandan da gerçekten STK'ların şeffaflaşması, raporlarının şeffaflaşması önemli. Ben mesela şeyi çok yapıyorum. Yani bir vakıfla çalışacaksam, vakıfın girip sitesinden raporlarını inceleyip, ne kadar para kazanıyorlar, neye harcıyorlar, ne yapıyorlara bakıyorum. Bunlara daha çok bakmamız, bunları hafif eleştirmemiz pozitif anlamda ve geliştirmemiz lazım. Yani şeffaflık böyle bir şey aslında. Belki gönüllülüğü de arttırabilir o tabii, zaman. Tabii ki, tabii ki. Evet. Bir de son şeyi sormak istiyorum. Yani siz mesela sanatla da uğraşan birisi olarak, hani mesela dediniz ya çocuklar için mesela hepsi iyi matematikçi olsun veya işte hani çocukların farklılığını düşünürsek, ama bir yandan hani tabii ki yaratıcılık yönleri kuvvetli olsun istiyoruz ama bir yandan da işte sınav sistemi var. Ölçmeler sınav sistemi evet. üzerinden yapılıyor. Yani bu ikilemi düşündüğünüzde velilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Şimdi bu problem çok zor bir problem. Aslında sınavdan önce kullandığımız sistem, sınavlardan önce eskiden yani bir 50-60 yıl önce kullanılan sistemler daha iyiydi. Lakin bu sisteme geçilmesinin bir sebebi vardı.
Şimdi mülakatlar, işte çocukların birer birer okula başvurması aslında mümkün. Fiziksel olarak çok zordu o dönemler. Şehir şehir gezip okullara başvuruyordu insanlar. Ama artık mesela dijital olarak daha mümkün. Lakin ne sorunu vardı? Güven sorunu vardı. Güven olmadığı için merkezi sınav sistemi tasarlandı. Ve merkezi sınav sisteminde de güvensizliği yaratacak çok güzel vakalar yaşadık. Şimdi temel olarak baktığınızda bu problemlerin çoğu güvene dayanıyor. Yani günümüzde güven ilişkisi çok ciddi sarsıldığı için uzun vadeli ilişki kurma becerimiz azaldı. Yani hep böyle kısa vadeli ilişkilere bakıyoruz. Dolayısıyla sınav sistemi mi iyi, mülakat sistemi mi iyi, şu mu iyi diye tartışmaktansa güven iklimini bir oturtmak lazım önce. Bunu nasıl yapacağımız hakkında çok bir fikrim yok. Eminim bunun üzerine çalışanlar vardır çünkü çok zor bir konu. Yani şey çok kötüdür. Bir toplumda herkes birbirine güveniyorsa herkes bir kazanacağına 1,5 kazanır. Kimse birbirine güvenmiyorsa herkes bir kazanacağına 0,8-0,5 kazanır. Yani ama yani bu oranlar çok şeydir, bu oyun teorisinde falan bunlar geçer. Güveni arttırmamız gerekiyor. Onun üzerine çeşitliliği de arttırmamız lazım. Yani tek tipleşmenin sınavda çok doğru olduğunu düşünmüyorum ama bazı problemlerden dolayı çıktı. Yani bizde çok olan işte kayırma, torpil geçme bilmem ne, bunlarla ilgili eleştirilerden çıktı. Bana sorarsanız 2-3 modeli yayına tutmak iyi bir şey. İnsanlara tercih hakkı vermek iyi bir şey. Ama zor. Şimdi şöyle bir şey vereyim. Dediğiniz soruya daha başka bir cevap vermeye çalışacağım. Biz çocukların kendi işlerini kurabilmelerini, kendi hayallerine gitmelerini istiyoruz. Aslında burada şu giriyor. Çocuğun temel üretme becerileri, topluluk olma becerileri, yani bu katılımcı barışçı sınıflar değil, biz aslında topluluk olma becerileri, üretim becerileri, topluluk olma becerileri, girişimcilik becerileri vesaire gibi bazı becerileri temel olarak almaları lazım. Ama bunları şey gibi düşünmeyin. Geçen programda çok güzel konuşuyorlardı. İşte Erhan Hoca, Batuhan Aydıgül vesaire beraber. Yani bunları böyle paket paket değil. İşte girişimcilik öğretelim falan değil. Bunlar temel beceriler. Yani çocuğun aslında alanı bilmesi, bir şey uygulayabilmesi, sahaya çıkabilmesi gibi beceriler. Bunları yaptığınızda sınavın bir anlamı kalmıyor zaten. Çünkü bunları yaptığınızda çocuk zaten 15 yaşında. Kendi ekmeğini kazanan, kendi kariyerini çizmiş, dünyanın farkında. Sınav varsa ben sınavla gideceğim diyen ya da sınav yoksa başka bir şey varsa ben oradan gideceğim. Çocuk bunları çözüyor. Yani bizim o çocuklara o becerileri çocuğu vermemiz lazım. Daha küçükten öyle donanımlı bir şekilde. Tabii ki. Yani temel şeyleri unutmayalım. Mesela eskiden pazarda çocuk giderdi, bir şeyler satardı, iş kurmayı öğrenirdi. İşte ama bir yandan internetten yani ya da kitaplardan araştırma yapardı, öğrenirdi. Bunlar temel beceriler. Bunlar devam etmesi lazım bence. Şu an şehirde çok yaşıyoruz bunu. Yani çocuk 13 yaşında, 14 yaşına gelmiş, bakkaldan bir şey satın almayı bilmiyor mesela yani. Bakkalı bilmiyor. Yani bırakın biz, ben küçükken şu 11-12 yaşındaki otobüste istediğim yere giderdim. İstediğim araştırmayı yapardım. Şu an çocuklar korkularımızdan dolayı bunları yok oldu. Dolayısıyla demin anlattım, o güven olayı, o risk olayı buralara bakıyor. Yani bizim çocukları birey haline getirmemiz lazım sağlıklı ve oradan gitmemiz lazım. Çünkü o zaman o sınav sistemini tartışmayabiliriz. Yani bir okul şunu diyebilir. Ya işte bilmem bir STK bir yarışma düzenliyor. Çok da kaliteli bir yarışma. Ben o çocukların, o STK, o yarışmada derece alan çocukların hepsine tam burs vereceğim. Sınavda ne puan alırsa alsın diyebilir. O zaman sınav sistemi otomatikman anlamsız hale bir sürü kişi için gelebilir. Bu vardı da bu arada, yani matematik olimpiyatlarına giden çocuklar matematik bölümüne giderken 30 puan ekstra alıyordu vesaire. Bunun gibi çeşitliliklerin artması lazım. Sınav sisteminin kendi kendine anlamsız hale gelmesi lazım. Yani biz sınav sistemi kaldırıyoruz demekle o problemler çözülmüyor yani. Çünkü şeyi düşünün, bakın Türk halkı çok uyanık bir halk. Ne sistem getirirseniz getirin o sistem etrafından dolaşmayı biliyor. O zaman olay sadece sistemle ilgili değil. Yani bizim o toplumsal kaybettiğimiz bazı şeyleri, açık görüşlülüğü vesaire. Ben mesela Ziya Hoca'nın yaptığı en hoşuma giden şey şu. Diyor ki gelin bir fikrinizi alayım. Ya yemin ediyorum dinlemeyecek olsa bile bu muhteşem bir şey. Buna aç kaldık. Yani birileri çağırıyor ve diyor ki gelin bir konuşalım. Yani İstanbul toplantılar yaptılar. Yanlışı vardır, doğrusu vardır, önemli değil. Bu bir adım. Yani bakın biz bunu yapıyoruz. Çünkü ben bugüne kadar herhangi bir bize bulunduğum bütün yapılardan bahsediyorum. Herhangi bize bir devletten bir şey geldiği zaman ya biz bir şey yapıyoruz, bize destek olun derken biz hemen koşa koşa gittik. Çünkü ben de Türkiye'de bir sürü insan böyle, bir sürü STK böyle. Bir sürü bilgisini açmaya hazır. Onun ortamını yaratmak gerekiyor. Yani o ekosistemi
kurmak gerekiyor. Güvenin olduğu, paylaşımın olduğu. Bu tam aslında bir bütüncül bir sistem. Yani evde de başlayan, okulda devam eden, sonrasında toplumda da devam etmesi gereken bir sistem aslında. Evet, evet. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben kolay gelsin. Çok sağ olun. Bir Yurttaş Postası'nın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.